Bugünkü konumuz eski nostaljik bilgisayarlardan Amiga 500. Daha önceki saralan plastikleri beyazlatma videomda da bahsettiğim gibi ben eski bilgisayar seven biriyim. Bu bana ait olan bir Amiga 500. Yaşı yeterince büyük olanlar çocukluk zamanında bu bilgisayarları hatırlayacaktır. Tahminen 25 yaşlarında bir bilgisayar bu gördüğünüz. Fakat ben kendisini hala seviyorum. Hatta bazen arada bir oyun oynadığımda olur. Şimdi gördüğünüz Amiga 500. Yine ona ait bir kol. Atari salonlarında kullanılan kollardan benim imal ettiğim bir kol. Kutusunu, bağlantılarını. İşte şurada disketleri görüyorsunuz. Şurada günümüzün modern şartlarına uygun SD kart okuyucu. Gene kutusu bana ait. Devresinin yapımı bana ait ama tasarımı bana ait değil. Şu da external olarak Amiga 500'e harici olarak bağlamamızı sağlayan bir kablo. Amiga 500 için PC Power Supply'ından yaptığım adaptör. Bugün yapacağımız nedir? Bugün yapacağımız bu Amiga 500'ün içerisine dörtlü kickstart ROM yerleştireceğim. Şu an kendisinin üzerinde kickstart 1.3 var. Çok lazımlı bir şey mi? Çok lazımlı bir şey değil ama ben gene de yapmak istiyorum ve yapacağım. Amiga'nın kasasını kendim delmeyi pek sevmediğim için kapağını deneyeceğim ve üzerine şöyle switchler yerleştireceğim. Toplam 3 tane. Biri DF0, DF1 select seçici switch. Biri kickstart seçici switch. Gene diğeri kickstart seçici switch. 4 pozisyonlu olacak. Çünkü dörtlü bir kickstart ROM takacağım. Özel olan tarafı nerede derseniz, özel olan tarafı bu kickstart dörtlü ROM seçiciyi çoğu kişi bilmez. Genelde ikilidir. İki ayrı çip üzerine kurulur. Gene tekli bir switch üzerinden seçilir. Şeklinde çalışır. Bunun çalışma sistemi eskiden beri budur. Fakat teknoloji ilerledikten sonra bilgilerimiz ilerliyor. İnternete bağlı olarak. İnternetten gene öğrendiğimiz bazı bilgilerle tek 27C800 kullanarak eski nesil EEPROM'larda bu dörde bölüp dörtlü kickstart switch yapmamız mümkün olacak. Bunun için işte videoyu izlemeye devam edin. İşte bunu programlayacağız. Bu bir EEPROM 27C800. Daha önceden 27C400 ikili olarak denedim. Başarısız oldum. Sonrasından bir Amiga 500'üme Commodore Gen.TR üzerinden tanıştığım bir arkadaşın yardımıyla, birkaç arkadaşın hatta yardımıyla Amiga 500'üme dörtlü switch seçici yapmam mümkün oldu. Şimdi video çekerek bu Amiga 500'üme de, esas temiz olan Amiga 500'üme de gene bir dörtlü ROM seçici ve ROM yapmayı planlıyorum. Tabii EEPROM'u programlamak için önce bir programlayıcı lazım. Ben bunu daha ziyade laptop tamirlerinde kullandığım ROM programlayıcım. Oldukça pahalı bir cihaz. Desteklemediği ROM, EEPROM vesaire neyse şimdiye kadar hiç çıkmadı. Desteği oldukça iyi. Çok şart değilse de şöyle bir EEPROM'u dörde bölüp parça parça programlamamı sağlayan
7C800'ü takıyorum. Konumlarını ayarlıyorum switchlerden. İlk önce birinci parçasını yazmak üzere yazılacak dosyanın birinci parçasını yüklüyorum. Ve yazmaya başlatıyorum. Şimdi ikinci pozisyonu alıyorum switch'i. Programlayın üzerindeki elektronik devreyle. İkinci parçayı yazmaya başlıyorum. Üçüncü konumu alıyorum ve üçüncü parçayı yazmaya başlıyorum. Eplomu dörde bölerek yazıyoruz. Dört parça olarak yazıyoruz. Dördüncü parçasını da yazarak eplom yazma işlemini bitiriyorum. Kullandığım elektronik devre, kullandığınız programlayıcıya göre zorunlu olabilir ya da olmayabilir de bunun kararını siz vermeniz gerekecek. Kullandığınız cihaza göre değişiklik arz edebilir bu durum. Evet, programlama işi bitti. Bu kadar. Gördüğünüz penceresini bir bant yardımıyla kapatıyorum. Buradan ultraviyolet ışıklar girdikçe içindeki veri siliniyor. Zamanla zarar görmesini engellemek için bu pencereyi bir bantla kapatıyorum. Kenarlarını da bir falçatayla şöyle tıraşlayacağım. Bu aşamada 27C800 EPROM'u switch bağlayacağız. Switchler vasıtasıyla 4'e böleceğiz. Böylece arzu ettiğimiz şekilde çalışacak. Yani switch konumlarından 2 switch bağlayıp toplam 4 konum elde edeceğiz. 4 konum vasıtasıyla da 4 tane kickstart'ı çalıştıracağız. Bunun için üzerine 2 adet direnç bağlayacağım ve birkaç tane kablo bağlayacağım. Switchleri şu kablolar vasıtasıyla dışarıya alacağım. Kapağından dolayı 1 ve 22 arasına 10 kilo ve 42 ile 22 numaralı bacaklar arasına 10 kilo direnç bağlayacağım. Şu şekilde bağlantıları oluşturdum. Şimdi 31 numarayla şuradaki iki bacak arasında bir bağlantı oluşturacağım. Böylece EPROM'umuzun üzerinde bağlantılarımız bitmiş olacak. Bağlantılar bu şekilde olması gerekiyor. Şuradaki parçayı bozuk bir PC anakartından söktüm. Çok önemli değil. Direkt de bağlayabilirsiniz ama böyle daha sökülebilir, takılabilir bir şey olacağı için böyle bir şey tercih ettim. Şimdiki yapmam gereken buna uygun switchleri bağlamak. Bakın şöyle. Şu switchlerden bağlayacağım. Kapağına bağlayacağım.
arzu ederseniz şöyle bir ısıyla dar olan makaronunuz varsa makaron koyarsanız daha güzel olur. Koymasanız da olur. Ben bu makaronu dörde böleceğim. Dört tarafına lehim atacağım için dört parça makaron bana yeterli gelecek. Bu şekilde makaronlarımı geçiriyorum. Switch aslında üç konumlu bir switch ama bize iki konumu lazım. İki konumlu gibi kullanacağım. Elimde başka switch'im yok. Eğer bu tarz bir şey yapacaksanız iki konumlu, iki adet switch, herhangi bir switch işinizi görecektir. Azıcık flux sürmeniz lehimlerken işinizi kolaylaştırabilir. Çin malı kablolar biliyorsunuz içerisinde bakır olmadığı için veya bakır çok az olduğu için kolay lehim tutmuyor. Sorun çıkartıyorlar sürekli. Elektrik kablolarında her zaman Türk markalarını tercih edin. Pahalıdır ama daha güvenlidir. Çünkü çoğu Türk markasında bakır kullanılmakta. Tabi yurt dışından getirilen sahte, gene Çin'den ithal edilip Çin'de yaptırılan kablolar hariç. Omega 500'ün tağı. Buna 3 adet delik açıp switchleri takacağım. Bu 3 tane olmasının sebebi benim Omega 500'ümün içinde DF0 ve DF1'den çalışmasını sağlayan bir boot selektör de var daha önceden yaptığım. Bir tane o. 2 tane de şimdi yaptığım kickstart ROM seçici. Toplam 3 tane switch takılacak şekilde buraya yer açacağım. 3'ünü de buraya toplayacağım. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Bunun diğer ucu şöyle. Bunu zaten şuna takacağım. Şu şekilde. Yönü önemli değil. Böyle bir şey olacak. Bunu da zaten Omega 500'ün orijinal ROM'unun yerine takacağım. Omega 500'ü sökeceğim. İçerisinden orijinal Kickstart ROM'unu çıkartıp hazırlamış olduğum 4 Kickstart ROM'u takacağım. Bu Omega 500'ün içi, ilk defa görenler için şöyle bir göstereyim. Şurada DF0, DF1 motorum var. Bunu da ben kendim yaptım. Şurada elimde RAM kartı olmadığı için 1 MB RAM update'i yaptım. Şu DF0, DF1 switch
şu Kickstart, kendi orijinal Kickstart'ı 1.3 versiyon. Switch'leri şu şekilde bağladım. Görüntüsü böyle bir şey oldu. Çok hoş değilse de Amiga'nın kasasını rezil etmekten iyidir en azından. Puanı bir yerden buluruz. En kötü ihtimalle 3D baskısını yap. Orijinal Kickstart. Benim hazırladığım 27C800 dörtlü Kickstart takacağım. Bunu takarken 27C800'ün bir ayağı boşta kalacak şekilde takmak gerekiyor. O zaten fark ettiyseniz veya etmediyseniz, orijinal Kickstart ROM sıra daha fazla ayağı var. Zaten sokete birebir oturmuyor. O yüzden onu bu şekilde bir sıra ayağı dışarıda kalacak şekilde takıyoruz. Bakın takılma şekli şöyle bir şey oldu. Şimdi Amiga 500'ü buradaki ekranlarımdan birisine bağlayacağım ve test edeceğim durumu nedir diye. Şimdi Kickstart 27C800 üzerine yaptığımız Kickstart dörtlü Kickstart'ı Amiga 500'e taktık. Amiga 500'ü de monitörüme bağladım. Test etme aşamasına geçiyorum. Toplamda 4 adet farklı Kickstart'la Amiga 500'ün açılışını yapmasını sağlayabileceğiz. Şu anda Diachrome versiyon 1.1 boot etti. Bu kayıt ettiğim ROM'lardan birisi. Amiga'nın arıza yapması durumunda Amiga'yı test etme amaçlı kullanabiliyor. Switch'lerin pozisyonunu değiştiriyorum. Şimdi ikinci boot ekranına geçiyoruz. Evet, şu anda da versiyon 1.3 ile boot etti Amiga. Tekrar switch'lerin pozisyonunu değiştiriyorum. Tekrar boot ettiriyorum. Şu anda 3.1 ROM'la boot etti. Ve tekrar değiştiriyorum pozisyonu. Ve 1.2 ROM'la, versiyon 1.2 ROM'la boot etti. İşlem gayet başarılı. Şimdi harici olarak şu devreyi bağlı. DF0, DF1'in çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Ayrıca bir tane oyun bağlayıp oyunu da test edeceğim. Amiga'yı toparladım gördüğünüz gibi videoda. Şimdi testini yapıyorum. DF0 üzerinden Sigmore Moyn'unu çalıştırıyor. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Hemen DF1 üzerinden test edelim. Şöyle kartımızı yerleştirelim. SYS test açıyorum. Bakın şöyle videoda görünüyor mu bilmiyorum. SYS test açıldı DF1 üzerinden. Şöyle disketi bir kenara koyduk. DF0, DF1 gayet başarılı oldu. Şöyle DF0'a tekrar geri çıkıyorum. Ekranda görüyorsunuz. Versiyon 1.3. 27C800 üzerine yazdığımız dörtlü ROM'lar başarılı. Dörtlü switch'le değiştirme Kickstart seçme başarılı. Gayet güzel çalışıyor. DF0, DF1 boot zaten önceden vardı. O da gayet başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani şu anda bu Amiga 500'den DF0, DF1
üzerinden istediğimiz gibi oyunları, programları boot ettirebiliriz. Diagram'dan test yapabiliriz. Kickstart 1.2 isterim diye inat eden bazı oyunları bunda çalıştırabiliriz. 1.3 zaten çoğunluk oyun 1.3'te çalışıyor. Onları çalıştırabiliriz. Çok istisnai 2.0 Kickstart isteyenleri de gene çalıştırabiliriz sorunsuz bir şekilde. Videomun sonu bu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.